Gazze'deki kardeşlerimiz zulme maruz kalınca, bombardımana maruz kalınca her zaman yüreğimiz acıyor. Daha önceleri de acıyordu, şimdi de acıyor. Bunun için biz ne yapabiliriz? Elimizden gelen ne var? Onlar ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Tünellerde füzeler üretmeye çalışıyorlar, insansız hava uçakları üretmeye çalışıyorlar. Her türlü imkanı değerlendirmeye çalışıyorlar. Peki bizim elimiz kolumuz bağlı mı kalacağız? Olduğumuz yerde oturmamız mı gerekiyor? Bunu kardeşlerimizle istişare ettik. Dedik ki bu işi biz elimizden ne geliyorsa onu yapalım. İlk fikir olarak maddi anlamda bir desteğimizin olması lazım. Bunun için de elhamdülillah kardeşlerimizin gayretiyle, çabasıyla bir araya getirdik. Malzemeleri en kısa sürede bir araya getirelim. Bir kermes yapalım. Bunun gelirini de kardeşlerimize gönderelim dedik. Bu organizasyon onun neticesinde ortaya çıktı. Ümmetin derdini yüklenmedikçe, onlar bizdeki bu gayreti, çabayı görmedikçe kendilerini yalnız hissedecekler. Onlara en azından belki attıkları bir füzenin barutuna bile yetmeyecek ama en azından onlarla birlikte olduğumuz karınca misali. Bu yolda bir su taşıma niyetimiz, safımız belli olsun diye böyle bir işe giriştik. Bayanlarımız birkaç günden beridir bununla ilgili ciddi hazırlıklar yapıyorlar. Allah razı olsun, diğer sivil toplum kuruluşları da hem dualarıyla hem diğer başka destekleriyle her türlü destek oluyorlar. Aksa tufanı aslında ümmetin beklediği ebabillerin gelmeyeceğini, kendi ebabillerini yetiştirdiklerini biz gördük. Hiçbir belki insan oğlunun aklının üretemeyeceği yöntemler geliştiriyorlar. Bugüne kadar hep savunma pozisyonundaydı Müslümanlar. İlk defa Allah'ın izniyle saldırı ve operasyon kabiliyetine ulaştıklarını biz gördük. Bu bizi onurlandırdı, şereflendirdi. Gözlerimizden yaş aktı, kalplerimiz sızladı. Boğazlarımız düğümlendi elhamdülillah. Dedik ki, demek ki kardeşlerimiz Allah'tan yana ümit varlar. Hiçbir zaman ümitlerini yitirmiyorlar. O tünellerde ki kaçak köçek bir şekilde Mısır'daki zalimlerin tünellere su basmasına rağmen, İsrail her taraftan onları kuşatmasına rağmen bütün imkansızlıkların içerisinde imkanlar üretebildiler. İman varsa imkan vardır. Onlar Allah'ın izniyle imanları en kavi olanlar. Allah onlardan razı olsun, çalışmalarını, cihatlarını daim eylesin. Onları kuvvetlendirsin. Zalimlere fırsat vermesin. Her attıkları isabet etsin. Zalimlerin her attıkları boşa gitsin. Bizlere de daha çok şuur, basiret ve onlar gibi cihat aşkı, şehadet aşkı nasip etsin inşallah. Bugün biz Filistin yanılı olduğumuzu göstermek için buradayız. Görmüş olduğunuz gibi Filistinli kardeşlerimizin yararına düzenlenen bir kermesteyiz. Yeme içmeden ziyade onların yararına bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Bizler burada verdiğimiz küçük paralarla bunları bir araya gelince büyük şeyler, büyük yaraları kapatabiliyor. Bir nebze de onların yaralarına merhem olmak için bugün de bu kermese katılmaya karar verdik. Görüyoruz ki Müslümanlara bir ambargo uygulanıyor. Daha konaktaki çocuklara bombalar yağdırılıyor. Şehirler yok ediliyor. Milyonlarca insan yurdundan ediliyor. Ve her gün maalesef ki acı haberlerle uyanıyor, acı haberlerle de uyuyoruz. Buradan dünyadaki tüm Müslüman kardeşlerimize sesleniyoruz. Diyoruz ki Mescid-i Aksa sadece Filistinlerin olan bir şey değil. Etrafını Allah'ın söylemiş olduğu, mübarek kıldığı topraklar orası. Bizler de istiyoruz ki hep beraber onların yaralarına merhem olalım ve orayı bir an önce özgürleştirelim. Buradan tüm Müslümanlara da tekrardan söylüyoruz. Lütfen Filistin'e sahip çıkalım ve onlara gereken desteği verelim. Hep beraber dualarımızda ve icraatlarımızda onların yanında olduğumuzu gösterelim inşallah.